Evet, değerli basın mensupları, aslında eğitimin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Ve yine eğitimde başarıyı yakalamış ülkeler, aynı zamanda kalkınmada önemli seviyelere gelmiş, kişi başı milli gelirlerini yükseltmiş ve fırsat eşitsizliği gibi sorunları çözmüş, ekonomik sorunlarının üstesinden gelmiş ülkeler. Ve yine eğitimde başarıyı yakalamış ülkeler iyi yönetişim sürecini götürmekteler. Eğitimde iyi yönetişim süreci. Eğitimde iyi yönetişim, eğitim için alınan kararların, uygulamaların, bütün hedeflerin, öğrencilerin maksimum yararını önceleyen bir süreçtir. Yani bu ülkeler öğrencilerin maksimum yararını önceleyerek eğitim sisteminde karar almakta, uygulamakta ve buna göre hedeflerini koymaktadırlar. Oysa 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında eğitim sisteminde tek bir hedef öncelikli olmuştur. O da gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefi. Sadece bu hedef öncelenmiştir. Yine eğitimde ve dolayısıyla kalkınmada başarıyı yakalayabilmiş ülkeler, aynı zamanda eğitimde de fırsat eşitliğini sağlamış ülkelerdir. Ve bu ülkedeki çocuklar ve gençler kaliteli eğitime erişebilmekte ve aldıkları eğitimin kalitesi, erişebildikleri imkanlar da bu çocukların, gençlerin ailelerinin sosyoekonomik düzeyleriyle ilgili değildir. Her çocuk eşit ve kaliteli eğitime erişebilmektedir. Bireylerin sosyoekonomik çevrelerinden bağımsız olarak kaliteli eğitime erişimini sağlayacak politikalar geliştirmek zaten fırsat eşitliğini geliştirmek için de son derece önemli adımlardır. Böylece sadece zengin olanlar, maddi durumu iyi olanlar değil, toplumdaki tüm çocuklar ve gençler kaliteli eğitime erişebilecektir. Ancak ülkemizde eğitim sistemi bu konuda sınıfta kalmıştır. Bu bağlamda nitelikli okul öncesi eğitime her çocuğun erişebilmesi, kamu harcamalarının ve bütçelerinin eğitimi öncelemesi önemlidir. Tabii bu bir siyasi tercihtir, bunu da unutmayalım. Yine tüm okullarda eşit ve kaliteli eğitimin sunulması ile aslında yoksulluğun anne babadan çocuğa transfer edilmesi de önlenebilir. Yine çocukların eğitimi için daha çok kamu harcaması ve yatırımı yapılması, ekonomik olarak dezavantajlı ailelerin çocuklarına eğitim ve desteklerin gerektiği kadar sağlanması, erken çocukluk eğitiminin geliştirilmesi ile de yoksulluk kader olmaktan çıkacaktır. Bunu da unutmayalım. Değerli basın mensupları, ülkemizde örgün eğitimde 18.241.881 öğrenci var. Şimdi fırsat eşitsizliği acaba COVID süreciyle birlikte mi başladı diye düşünürsek, hayır. Fırsat eşitsizliği 19 yıllık Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında artar arta büyüye büyüye bugüne kadar geldi. Özellikle devlet okullarına gereken yatırım yapılmadı, devlet okulları desteklenmedi, bölgesel farklılıklara göz yumuldu ama özel okullara aşırı bir ölçüde destek verildi. İl ve ilçelerde devlet okullarında gerçekten eğitim olanakları ve kalitesinin yetersizliği, gelir yetersizliği, yoksulluk, yoksunluk gibi ailelerin çocuklarına yeterli imkanları sağlayamaması gibi faktörler eğitimde de fırsat eşitsizliğini daha da derinleştirdi. Ve COVID sürecine geldik. COVID sürecinde de bir taraftan devletin yetersiz olarak yaptığı yatırımlar ve desteklerin bu süreci önemli ölçüde olumsuz etkilediğini gördük. Şunu biliyoruz ki anayasal bir hak olan parasız ve kaliteli eğitim konusunda
iktidar sınıfta kalmıştır. Covid süreci başlamış, böylece uzaktan eğitime erişim dediğimiz bir kavram karşımıza çıkmıştır. Ve devletin süregelen yanlış yatırım tercihleri, yanlış eğitim ve gelir politikaları sebebiyle bu süreç eğitimdeki eşitsizlikleri maalesef daha da derinleştirmiştir. Ve 3.807.198 öğrencinin EBA'ya erişemediğini biliyoruz. Diğer taraftan ülkemizde çocuk işçilerin de olduğunu biliyoruz. 221 bini tarımda, 171 bini sanayide, 328 bini hizmet sektöründe olmak üzere 720 bin çocuk işçimiz var. Az önce ifade ettiğim eğitime ulaşamayan öğrenci sayısına 720 bin çocuk işçiyi de ilave ettiğinizde 4.527.198 öğrencinin eğitimden yoksun kaldığını görüyoruz. Bu ciddi bir rakam. Ve buna rağmen Milli Eğitim Bakanlığı sadece 664 bin öğrenciye tablet dağıtabilmiştir. Ama unutmayalım ki Cumhuriyet Halk Partili belediyeler bu konuda sorun yaşayan vatandaşların, çocukların, gençlerin imdadına koşmuş ve onlara destek olmuştur. Bir tarafta EBA'ya erişemeyen, kaynak kitap alamayan, özel destek alamayan, bir kez bile deneme sınavına belki giremeyen çocuklar bulunurken, diğer taraftan uzaktan da olsa eğitime maddi durumlarıyla çok rahat erişebilen, özel dersler alabilen, tam donanımlı bilişim araçlarına ve ek kaynaklara sahip olan çocuklar ve gençlerimiz var ve bu iki kesim arasında ciddi bir fark açılmış durumda. Tabii eşit imkanlara sahip olmayan bu çocuklar aynı LGS sınavında sıralamaya tabi tutuldular. Kaldı ki doğru yönetilemeyen bu süreçte bir de belli alanlarda çok ağır sorularla da karşı karşıya kaldı çocuklarımız, gençlerimiz. Değerli basın mensupları, tabii olayın ekonomik bir yönü var. TÜİK son verileri hane halkının eğitim harcamalarının %3.2'sini en yoksul %20'lik kesimin yaptığını açıklamıştı biliyorsunuz. Ve yine %64.5'unun ise en zengin %20'lik kesimin yaptığı bir açıklamanın da devamı var. Yani şöyle ifade edeyim ki basit bir anlatımla, en zengin ailelerle en yoksul ailelerin eğitim harcamaları arasında 20.5 kat fark bulunuyor. O çocukların erişebildiği imkanlarla diğer çocukların erişebildiği imkanlar arasında böyle bir uçurum söz konusu. Bunu biz demiyoruz, bunu TÜİK söylüyor zaten. Zaten şunu da biliyoruz, fırsat eşitsizliğinde ülkemizin hangi noktada olduğuna, gelir adaletsizliğinde nasıl bir durumda olduğumuzu biliyoruz. Bildiğiniz gibi Gini kat sayısı şu anda son 10 yılın en kötü seviyesine gelmiş durumda. Gelir dağılımındaki adaletsizlik, ailelerin yaptığı harcama kalemlerinin hepsine yansımış durumda aslında. Ayrıca yoksulun çocuğu dengeli beslenme ve iyi eğitim imkanlarına ulaşmakta da sorunlar yaşıyor. Bunu da yakından görüyoruz. Öğrenciler aslında şu anda ikiye ayrılmış durumda. İyi eğitim almış bir azınlık, iyi imkanlara sahip bir azınlık ve iyi eğitim imkanından yararlanamayan bir çoğunluk olarak ikiye ayrılmış durumda. Bu makas yanlış politikalarla da her geçen gün daha da büyüyor, kat kat artıyor. Ülkemiz için, geleceğimiz için büyük bir tehdit unsuru oluşturuyor değerli basın mensupları. Şimdi 2019'daki resmi rakamlara bakıyorum. Ciddi maddi yoksulluk içindeki çocukların oranı %32.3. Yoksul çocukların oranı ise 32.4'müş. Yani
7.417.000 yoksul çocuk var. Bu 2019'da. Bu tablonun yanlış politikalar ve içinde bulunduğumuz COVID sürecinde daha da ağırlaştığını düşünüyoruz. Ki biliyoruz ki bu süreçte yaşanan iş ve gelir kayıpları var. Bunların yanı sıra kısa çalışma ödeneği gibi, ücretsiz izin aylığı gibi yetersiz ve daha da yoksullaştıran gelirler ve eğitime erişimde yaşanan sorunlar sebebiyle daha da kötüye gittiğini düşünüyoruz. Bu riskin büyüdüğünü aslında görüyoruz. Aynı zamanda olumsuz olan bu durumun risklerinin de olduğunu ifade etmiştim. Yani daha fazla çocuğun okul dışında kalması, okulu terk etmesi, çocuk işçiliği ya da çocuk evliliklerinin artması gibi risklerini de bu durum beraberinde getirebilir. Değerli basın mensupları, bunu tekrarlamak istiyorum. Eğitime erişimde salgın öncesinde de var olan makasın salgın döneminde derinleştiği, öğrenme yoksulluğunun arttığı ve bu nedenle okul terklerinin dolayısıyla çocuk işçiliği ve erken yaşta evliliklerin artması tehlikesi ile karşı karşıyayız. Bu çok ciddi bir sorun. Bundan dolayı Milli Eğitim Bakanlığı'nın şu anda telafi eğitimlerine başlamış olması ya da bir talimat vererek finansmanının nereden sağlanacağı belli olmayan etkinlikler yapma süreci bu açılan makasın kapanması için kesinlikle yeterli değil. Yeterli olamaz. Bu sorunu çözmek ancak orta ve uzun vadeli doğru politikaları hazırlamak ve acilen de uygulamaya geçmekle mümkün olacaktır. Parasız ve kaliteli eğitime her çocuk erişebilmelidir. Eğitimde fırsat eşitsizliği derhal ortadan kaldırılmalı ve bunun için gerekli çabalara bir an önce başlanmalıdır. Tabii bu da bir siyasi tercihtir, onu da belirtelim. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında eğitimdeki sorunların nasıl çözüleceği, öğrenciler arasında derinleşen bu makasın kapatılması için neler yapılacağı ile ilgili çalışmalarımız zaten hazırdır. İkinci yüzyıla çağrı beyannamemizde de eğitimde yaşanan sorunlara dair çözüm önerilerimizi ayrıntılı olarak paylaştık. Bu noktada öncelikle birkaç çözüm önerimizi söylemek gerekirse. Öncelikle öğrencilerin öğrenme kayıplarının tespit edilmesi için çalışmalara derhal başlanmalıdır. Şu anda başlanan çalışmaları yetersiz buluyoruz. 2021-2022 eğitim öğretim yılı için yeni bir öğretim programı hazırlanmalıdır. Öğrenme kayıplarını en aza indirilebilmesi için yeni bir program mutlaka gereklidir. Ve acilen şu ana kadar çeşitli bahanelerle toplanmayan Milli Eğitim Şurası toplanmalıdır. Tüm paydaşların bu sürecin yönetimiyle ilgili görüşleri alınmalı ve uygulanmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na acilen kaynak aktarılmalıdır. Milli Eğitim Bakanlığı'na ek bütçe verilmesini defalarca söyledik ama gördük ki son yıllarda verilen bütçeden dahi Milli Eğitim Bakanlığı'nın tasarruf etmesi istenmiştir. Bunu zaten anlamak mümkün değildir. Ve yine bütün çocukların eğitim öğretim imkanlarına erişimi konusunda var olan eksiklikler ivedi olarak tespit edilmeli ve giderilmelidir. İhtiyaç sahibi öğrencilerin tablet, bilgisayar ya da televizyon ihtiyacı tekrar tespit edilerek mutlaka karşılanmalıdır. İhtiyaç duyulan ve defalarca söylediğimiz ve henüz hiçbir hareket olmayan 44 bin dersliğin yapımına derhal başlanmalıdır. Ve yine defalarca söylediğimiz bu kadar ataması yapılmayan öğretmen varken ama boş geçmesin dersler diye ücretli öğretmenlik sistemiyle geçici olarak ve yanlış bir çözüm ile bu sürece devam ederken aslında en azından 100 bin öğretmen ataması kadrolu olarak
mutlaka yapılmalıdır. Ve ücretli öğretmen, sözleşmeli öğretmen uygulamalarını kabul etmiyoruz. Bu yanlıştan derhal dönülmelidir. Yine tüm okullara kadrolu temizlik görevlisi ve sağlık personeli ataması yapılmalıdır. Geçici değil, tüm okullara yetecek sayıda, ihtiyaca göre ve de kadrolu. Okulların ihtiyaç duydukları temizlik malzemeleri eksiksiz karşılanmalıdır. Bir miktar temizlik malzemesi gönderilip ondan sonra okul kaderiyle baş başa bırakılmamalıdır. Ki biliyoruz ki Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz bu malzemelerin temini ve okulların temizlenmesi konusunda da gereken çabayı sarf etmiş ve sosyal belediyecilik anlayışını bu süreçte göstermiştir. Ve yine öğrencilerin sosyal ve fiziksel gelişimsel sorun yaşamamaları için gerekli tedbirler alınmalıdır. Değerli basın mensupları, eğitimde öğrenciler arasında açılan bu makas son derece önemli ve şu anda Türkiye'nin eğitimde temel sorunlarından biri olarak görüyoruz. Bunları sizlerle paylaşmak istedim. Teşekkür ediyorum.